Merhaba sevgili satranç severler. Ben Alper Efe Ataman. Analiz Satranç adına yeni bir kitap tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bu paylaşımımda bizler için çok değerli bir çalışma olan Larry Christiansen'in Agresif Satranç kitabını sizlerle buluşturmaya, tanıştırmaya çalışacağım. Neden bizler için değerli? Çünkü Agresif Satranç, özgün adıyla Storming the Barricades kitabı, Analiz Yayıncılığın yayımlamış olduğu ilk satranç kitabı. Hikayesi de oldukça ilginç. 2004 yılında katıldığım Kuşadası'nda düzenlenen Türkiye birinciliği sonrasında soluğu ben de bir satranç sever olarak o dönemki kitap standlarının başında almıştım. Ve zaten o yıllarda internet çevrelerinde çok sözü geçen bir kitap olan Christiansen'in kitabını görünce hiç düşünmeden bu kitabı edinmeye karar verdim. Ve kitap gerçekten de ilginç geldi. Bir büyük ustanın penceresinden saldırgan bir oyun stiline sahip olmak nasıl mümkün olabiliyor? Bunu çok samimi bir dille anlatması, Christiansen'in kitabını benim uzun bir dönem, birkaç ay boyunca başucu kitabım haline dönüştürdü. Ve aynı yılın yaz aylarında bu kitabı çevirmeye başladım. Herhangi bir yayıncılık faaliyetini gözetmeden. Daha sonra Gambit Publications'tan Murray Chandler'la temasa geçip, bu kitabın yayın haklarını edinip edinmeyeceğimiz konusunda bir fikir almak istedim. Ve kendisi de olumlu yaklaştıktan sonra Agresif Satranç kitabı 2005 yılının Şubat ayında yayınlandı. Çok önemli bir gelişmeydi aslında bu ülke satrancı için de. Çünkü Agresif Satranç'ın yayınlandığı yıllara döndüğümüzde o yıllarda çok fazla satranç kitabının basılmamakta olduğunu görüyoruz. Öncesinde yayınlanmış işte Sistematik Antrenman, Büyük Ustalar ve Modern Görüşler gibi çok değerli eserler olmasına karşın İnkılap Kitabevi'nin satranç yayıncılığından çekilmesi sonrasında bir durgunluk dönemi yaşanmaktaydı. Ben de Agresif Satranç kitabını satranç severlerle buluşturarak bir girişimde, bir denemede bulunmak istedim ve kendilerinin gösterdiği olumlu ilgi sonrasında 2005 yılının Aralık ayında, bu sefer yaklaşık bir 10 ay kadar sonra, Analiz Yayıncılığı kuruluş süreci başladı. Yani Agresif Satranç bizim yayıncılık faaliyetlerimizde belki de kapının anahtarı rolünü üstlenmişti. Dilerseniz daha fazla kendi serüvenimizde bahsetmeyi bırakıp biraz da kitaptan söz etmeye geçelim. Larry Christiansen'in Storming the Barricades ismiyle yayınlanmış kitabı aslında özgün hali 2002 yılında yayınlanmış. Konusu tabii ki satrançta çok önemli bir yön olan saldırgan oyun stiline nasıl sahip olunabileceği ve bu tarzda bir kitabı yazabilecek en uygun isimlerden birinin de ben zaten büyük usta Larry Christiansen olduğunu düşünüyorum. Çünkü Christiansen'in oyun stiline baktığımız zaman belirgin bir şekilde taktik yönü kuvvetli, saldırı konumlarını seven bir kuvvetli oyuncu karşımıza çıkıyor. Çok kuvvetli oyuncular karşısında çok başarılı sonuçlar elde etmeyi başarmış bir büyük usta çıkıyor. Ve Christiansen de hem okurlara keyifle okuyabilecekleri bir kitap hazırlamış, hem de satranç yönünden de çok öğretici bir çalışmayı sunmayı başarmış. Kitabın Türkçe hali 186 sayfa ve şu başlıklarla ilerliyor. Elime kitabı alayım. İlk bölüm saldırgan bir satranç oyuncusunun gelişimi diyor. Bu bölüm benim çok hoşuma gitti. Neden çok hoşuma gitti? Çünkü normal bir satranç kitabı aldığımızda doğrudan teknik konulara geçildiğini görürüz. Tabii ki bizim bir satranç severler olarak teknik yön her zaman çok keyiflidir. Yani çalışılması, incelenmesi çok çok keyiflidir. Ancak bir diğer yönde satrancın içinden gelen ve değerli bir oyuncu olmuş bir kişinin anekdotlarını paylaşması, perde arkasında kalmış olan hikayeleri satranç severlere sunması, bunlar çok güzel kısımlar ve Christiansen de henüz çocukluk yıllarına dönüyor. Böyle bir oyun stiline nasıl sahip olabildiğini öğrenmeye başladığını anlatıyor. İşte Fred Reinfeld'in kitabından nasıl etkilendiğini, o dönemki arkadaşlarıyla oynadığı yıldırım oyunlarından nasıl taktik vizyonunu geliştirdiğini göstererek, biraz da kendi öyküsünden söz ederek, arada komik anekdotlar paylaşıp satranç severlere kitapta adeta bir merhaba diyor. Bu bölüm yaklaşık 23 sayfa kadar sürmüş ve ertesi bölümde saldırı genel fikirler diye ikinci bölüme geçiliyor. Şimdi genel fikirler dediğimiz zaman tabii çok yuvarlak bir ifade ve böyle bir ifadeden pek bir şey anlamak mümkün değil.
Fakat nasıl bir taktik vizyon kazandığını örnekleyebilmek adına Christiansen ilk olarak o zamanki popüler satranç serverlarından olan Internet Chess Club ICC'deki oynadığı bir 1 dakikalık tırnak içinde ballot partisini göstermek istiyor. Daha sonra işte Christiansen'in belki de kariyerinin en heyecanlı turnuvası olan 1997 yılındaki Dünya Takımlar Şampiyonası'ndan birkaç örnekle devam ediyor ve çeşitli öğretici oyunları örnekleyerek, yalnız açılış safhasına pek fazla değinmemiş, eğer dikkat çekici, ilgi çekici bir parlak ya da enteresan bir nokta yoksa, daha çok konumdaki, mücadeledeki kritik noktaya eğilmek, odaklanmaya çalışıyor. Bu şekilde bu bölümü tamamlıyor. Üçüncü bölüm aslında çok önemli. Şahın konumunun parçalanması. Neden? Çünkü çoğu kez, özellikle de avantajlı bir pozisyon elde ettiğimiz zaman, rakibin konumunu, rakibin savunma hattını yıkabilmek için bizim başvurduğumuz ya da odaklandığımız alanlardan bir tanesi rakip şahın etrafındaki hassas noktalar. Böyle hassas noktalarla karşılaşıldığı zaman ne gibi yaklaşımlarda bulunulması gerekildiği bu bölümde anlatılmış ve ilk aslında uzun inceleme bölümdeki Hişam Hamdouchi ile Joel Loti arasında 1994 yılında oynanmış olan bir partiden, kitapta belki de en fazla derinlemesine incelenmiş oyun da bu oyun. Çünkü çok karmaşık olan varyantları, nasıl Büyük Usta Gibi Düşün kitabında hatırladığımız aday hamleler ve eleme yöntemiyle doğru fikri bulabildiğini adım adım inceliyor. Birazcık karmaşık varyantlara zaman zaman konumun gerektirdiği için girmek durumunda kalmış Christiansen, ama sözlü anlatımları o kadar eğlenceli ve öğretici ki bu karmaşık varyantlar içerisinde kaybolmak sizi diğer birçok kitapta olduğu gibi sıkmıyor. Daha çok sizin keyifle bu çalışmaları yapmanıza sağlıyor. Dördüncü konu zaten hepimizin bildiği bir konu başlığı. Şah avı. Şah avı ne demek? Şah avı bir feda sonrasında, genellikle şahın ortaya çıkarılmasından durumlarında çoğu kez bizler ne yaparız? Şahı ortaya çıktığı hale kadar ki hesaplarız. Fakat şah ortada olduğu zaman, rakip şah ortaya çıkarıldığı zaman yapmaya çalıştığımız şey şu olur. Herhalde buradan bir mat çıkmalı ya da burada şahın kurtulması çok kolay olmamalı diye bir düşünce olur. Ancak esasen yapılması gereken şey satrançta yuvarlak değerlendirmeleri olabildiğince somut varyantlara dönüştürebilmek. Yani şah ortaya çıktı, güzel, ama burada kesmeyip ortaya çıkmış olan o saldırıya açık hassas şahın nasıl cezalandırılabileceğini görmeye çalışmak. Bu kitaptaki belki de en güzel oyunlardan bir tanesi de bu bölümün ilk oyunu. Pasov'la Jorge Zamora arasında. Daha sonra ismi değişen bir kişi Jorge Zamora. Ve kitapta da zaten parantez içinde burada bahsediyor. Muazzam bir iki at savunmasındaki muazzam bir oyunu incelemiş. Bunu tavsiye ediyorum çünkü muazzam dememin sebebi de 11 yaşındaki bir oyuncunun oynamış olması. Yani günümüzde 11 yaş artık özellikle Hintli büyük ustaların erken yıllarda ortaya çıkmasından sonra çok dikkat çekici olmayabilir. Ama kitabın yazımından 11 yıl kadar önce, yani 1991 yılında böyle bir örnek gerçekten de olağanüstü. Bu örneği zaten incelerken, çevirirken kitabı da ben gerçekten de hayrete düşürmüştü. Sizler de bu örneğe baktığınız zaman hayranlıkla oyunu inceleyeceğinize eminim. Şah avı konusu tamamlandıktan sonra tıpkı satranç soru bankasında yanlış hamleyi bulun diye bir bölüm vardı. Ona benzer bir başlık kullanmayı tercih etmiş Christiansen ve demiş ki nasıl hücum edilmemeli? Siz iyi bir satrançta iyi bir hücum oyuncusu olabilmeniz için aynı zamanda da kötü yapılmış hücum örneklerini bilmeniz lazım ya da hangi hücumun başarıya ulaşıp hangisine ulaşamayacağını sadece somut varyantlarda hissederek oynamamız gerekiyor ve bu bağlamda avantajlı konumlarda yapılan hatalar sonucunda elverişli konumların nasıl usta oyuncular olsalar dahi elinden kayıp gittiğini göstermeye çalışıyor. Christiansen bu bağlamda hiç de aslında
şey davranmamış, kibirli davranmamış ve ilk örnek olarak kendisinin elverişli bir konumda, çok günümüzde çok tanındık bir ekonomist olan Ken Rogoff karşısındaki kaybettiği partiyi sunarak satranç severleri yola koyulmuş. Ve bu kaybettiği örnekten çıkardığı derslerle daha sonraki zamanlarda nasıl karşısına çıkan fırsatları değerlendirebildiğini göstermeye gayret etmiş. Bu bağlamda nasıl hücum edilmemeli başlığı da bence oldukça öğretici. Ertesi konu başlığı fırsatların değerlendirilmesi. Tabii yine sırf başlıkta kalırsak yuvarlak bir ifade ve çok fazla bir şey öğrenemeyeceğiz. Bu başlıkları anlamlı kılan genellikle ne oluyor? Başlığın altında sunulan, öğretici analizler eşliğinde sunulan oyunlar oluyor. Ve tabii ki bir saldırgan oyuncusu, kendisi de bir saldırgan oyuncu olan Shirov'un örneklerinden bir parti sunulmuş ve o şekilde devam ediyor. Bundan sonraki kısımlar oldukça öğretici. Belki de kitaptaki en öğretici bölüm. Zayıflıklar yaratma ve bunlardan faydalanma. Çünkü satranç mücadelesinde hiçbir zaman zayıflıklar altın tepside size sunulmaz. Sizin bu zayıflıkları konumun, yani daha doğrusu rakibin konumun içerisinde bulunan gizli zayıflıkları en ince şekilde ortaya çıkarıp çıkarılmış olan bir zayıflıklardan faydalanmaya çalışmanız gerekiyor. Ve bunu da nasıl yapılabileceğini yine çeşitli örnekler eşliğinde sunmuş Christiansen. Ve bundan sonraki bölüme geçmeden önce yine bu bölümdeki en öğretici oyun bence yine bölümün ilk oyunu. Hücum satrancı denince akla gelen ilk isimlerden olan Mihail Talin bir oyunu. Hamburg 1960'da oynanmış Teşner karşısında ve gerçekten de pozisyondaki gizli zayıflıkların nasıl somutlaştırıldığını gösteren çok güzel de bir taş fedası içeren mükemmel bir oyun. Bu şekilde kitap devam ediyor ve son bölümde aslında kitap boyunca sunulmuş olan hücum partilerinin aslında bir resitale dönüşerek sunulması nedir o? Christiansen'in favori 11 partisi. Ben de size bu kitap tanıtımını tamamlamadan önce bu bölümden, Christiansen'in en sevdiğim 11 oyun diye nitelendirdiği bölümden çok güzel bir oyun sunarak devam etmek istiyorum. Beyaz taşlarla oynayan oyuncu Grigori Serper, günümüzde Amerika'da yaşayan bir büyük usta. Özbek kökenli, Taşkent doğumlu ve Botvinnik Kasparov satranç ekolünden yetişmiş. Onların okuluna katılarak satrancını geliştirmiş. Çok kuvvetli bir büyük usta ve chess.com'u takip eden satranç severler kendisinin öğretici makalelerini hatırlayacaklardır. Siyahlarla oynayan oyuncusa en azından bizim yaş gruplarımızın tanıdığı bir isim Ioannis Nikolaidis. Nikolaidis de neden bizim yaş grubumuzdaki arkadaşların tanıdığı bir büyük usta? Çünkü 90'lı yılların sonlarında biz yurt dışına yaş grupları turnuvalarında ülkemizi temsil etmeye gittiğimizde Yunan takımının başında genellikle antrenörler olarak Banikas ve Nikolaidis gibi isimler bulunuyordu. 1993 yılında St. Petersburg açık turnuvasında oynadıkları karşılaşmayla devam edeceğim. Oyun şöyle başlamış. C4, G6, E4, fil G7, D4, D6. Size tıpkı Christiansen gibi açılışla ilgili çok fazla bir bilgi vermek istemiyorum. Ki zaten kitapta da kritik ana kadar hiç analiz verilmemiş. Sadece hamleler sunulmuş. At C3, at F6, at G2. İlginç bir gelişim planı. Atı G3 karesinde konumlandırmak istiyor beyaz. At BD7, at G3, C6, fil E2, A6. Evet. Nikolaidis pratik yönü çok kuvvetli olan bir büyük usta ve dengesiz bir pozisyon yaratabilmek için tahtadaki esnekliği olabildiğince tutmak istiyor. Hangi piyon sürüşünü yapacağını rakibine bu noktada belli etmek istemiyor. Fil E3, H5. Evet, oyun Şahin sularına giriyor derken bir anda modern varyant sularına girdi. Yani şah ortada duruyor şu anda ve siyah hem vezir kanadından hem de şah kanadından piyon sürüşleri yapıp rakibi hangi kanatta oynamak istediğini konusunda bir belirsizliğe sürüklemek istiyor. F3 oynamış beyazlar. Şimdi B5, H5 ve ardından B5, her iki kanatta da oyun ilginç. Ama beyaz da C5 de rakibini yanıltıyor.
da güzel ve beyazın amacı c6 karesinde bir zayıf piyon d alır c5, d alır c5, vezir c7. Böylelikle siyah renkli kareler üzerindeki kontrolünü arttırmayı amaçladı. Beyaz kısa rok oynayınca siyah h5 h4 sürüşünü yapıp g3'teki ata saldırarak atı tahtanın en köşesine h1 karesine itmek istedi. At h1. At h5 çok güzel. Siyah renkli kareler üzerinde oyun fikrini devam ettiriyor aslında. Şimdi siyahın ortaya koyduğu düşüncelerden bir tanesi belki g7'deki fili e5 karesinde konumlandırıp uygun bir şekilde tabii ki h2 karesine baskı kurmak. Dolayısıyla beyaz vezir d2 oynadı ki fil e5 tarzı bir hamle f3 f4 sürüşüyle yanıtlanabilsin. Siyah da e5 oynamış. Böylece belki fil e5 gelemedik ama atımızı h5 karesindeki atımızı f4 karesine yerleştirip etkili bir şekilde siyah kare oyununu sürdürebiliriz düşüncesi var. Beyaz at f2 oynuyor. At şu anda çok etkili değil ama birazdan etkili bir noktaya taşınabilir. Ve oyunun kritik noktalarına burada geliyoruz. Bu noktada Nikolaidis dinamik unsurlar göz önünde bulundurulmadığı takdirde etkili olabilecek bir plana gidiyor. Nedir o? At f8 ve atın daha sonra yerleşmek istediği yer e6. Daha sonraki ham fikirde belki at hf4 ile siyah kareler üzerindeki oyunun sürdürülmesi. Ancak satrançta bu şekilde yalnızca kendi planımıza odaklanmak bizi çoğu zaman hatalara sürüklüyor. Ve burada da beyazlar rakibin atının, yani rakibin planını öngördü tabii ki ve gördü onu. Ancak atın bu plan için geri bir noktaya gitmesinden faydalanarak hemen kendi saldırısını başlatıyor ve a4 oynuyor. Böylece beyaz b5 piyonunu tehdit etti. Şimdi oynanan hamle b4 ve siyahın umudu beyazın sıkıcı at d1 hamlesiyle kendisini yanıtlayacak olması. Ancak tabii ki de bu böyle olmayacak. Ne oynamış olabilir beyaz? At d5 ve muazzam bir hamle. Gerçekten de muazzam, çünkü atı, at fedasını görmek çok zor değil. Şöyle ki beyaz fedaya karşı yalnızca bir piyon almıyor. Karşılığında bir de f2 karesinde henüz pasif olan atını kullanabileceği e4 karesini elde etmek istiyor. Ve bakalım oyun nasıl devam etmiş. Feda zorunu, fedanın kabulü zorunu, özür dilerim. C alır d5, e alır d5. Şimdi beyazın 5. yatayda çift geçer piyonu oldu. At da e4'e yerleşebilirse çok tehlikeli olacak işler. Ve siyah da bunu engellemek adına f5 sürüyor. Evet, gayet de beklenen bir hamleydi aslında. Şimdi ne oynandı? D6 tempolu sürüş. Esasen bu tip sürüşleri çok dikkatli yapmak gerekir. Çünkü piyonlar bloke edilebilirse hareketliliklerini yitirecek ve zaten siyah taş önde olduğu için beyazın saldırısı tıkanma noktasında kalabilecek. Ama burada Serpil'in çok daha güzel bir fikri var. Siyah şimdi vezir C6 oynadı ve işte burada muazzam bir hamle. Kitap boyunca gördüğümüz hamleler de aslında bizi etkileyen hamleler de bunlardan oluşuyor. Ve beyaz burada fil B5 oynayarak ikinci bir taş fedasında bulunuyor. Şimdi oyun şöyle devam etti. Tabii ki filin alınması zorunlu çünkü vezir gidecek açmazdan aksi takdirde. A alır B5, A alır B5. Siyahın problemi vezirin A8 karesindeki kaleyi korumak yükümlülüğü. Ne yapacak şimdi? Vezir alır B5 yaparsa A8'deki kale boşta. Vezir B5 yapılmış ama vezir B7'ye de bakmalıyız. Eğer vezir B7 yapılsaydı beyaz muhtemelen C6 ile oyuna devam edecekti. Vezir B8'e kaçıldığı zaman da burası da çok güzel. Şimdi vezir D5 oynuyorum. Yani muazzam bir noktaya yerleşti beyaz vezir. Ve şimdi C7 tarzı tehditler var. Kale A1 alınması da bir çözüm değil. Çünkü kale alır A1, kale A1'den sonra tekrar C7 ve kale A8 fikirleri belirecek. Bu noktada siyahın yapacak pek fazla bir şey kalmayacak. 3 geçer piyon. Laburdane'nin oyunlarından hatırlayacağımız bir durum. Burada da benzer bir durum yaşanabilir. Bununla karşılaşmak istemeyen siyah, vezir alır B5 ile materyal kaybını, almış olduğu materyali bir parça da olsa geri vermeyi kabul ediyor. Şimdi tabii ki kale alır A8. Böylece şimdi kale C8 de bir tehdide dönüştü. Vezir C6. Şimdi hangi taşımız çalışmıyor? Tabii ki F2 kalemiz ve kale F1 ile diğer kalede saldırıya dahil olmak üzere.
Siyah F4 oynamış. E3'teki filin gidebileceği bir yer yok. Ancak acaba siyahın o fili alacak vakti var mı? Kale 1A7 oynandı. Şimdi kale C7 tarzı fikirlere bakılıyor. At D7 oynadı. Eğer F alır E3 yapılsaydı ne olurdu? Buna bakmalıyız. Benim aklıma gelen varyant şu oldu. Kale alır C8. Vezir alır C8. Kale E7 şah. Şah D8 ve vezir alır B4. Çok ilginç bir pozisyon. Çünkü siyah E alır F2'yi de şah çekerek yapabilmesine karşın, örneğin şah alır F2 sonrasında sanırım burada mata çare yok gibi bir şey. Çünkü at D7 ile vezir B6'yı kesebiliyoruz ama vezir A5'i kesemiyoruz. Şimdi vezir B6 somut ve çok rahatsız edici bir tehdit. Yapılabilecek pek fazla bir şey görmüyor, göremedim ben. Örneğin at E6 gelse bu sefer vezir B6 şah, tek hamle at C7, kale alır C7, yine çaresiz bir konum siyah adına. Pekala, o zaman fili almasın. Rakibinin kale 1 A7 hamlesine karşı bir tedbir alsın. Kale E7 demek ki somut bir tehdit. Siyah at D7 oynadı. Beklendiği üzere. Peki beyaz ne oynayacak? Kale alır C8. Yani beyaz ilk önce at D5'te bir taş feda etmişti. Fil B5'te ikinci taşını feda etti. E3'teki fili feda etti. Ve şimdi hücumda bizzat rol üstlenmiş A8'deki kalesini feda etmekte bir beis görmüyor. Vezir alır C8. Vezir geri bir noktaya püskürtülmüş oldu. Şimdi vezir D5. Merkezi vezirin ne kadar etkili olabildiğini birkaç hamle önceki varyantta görmüştük. Şimdi kale A8'ler bir tehdit haline dönüştüğü gibi aynı zamanda siyahın rok yaparak konumunu rahatlatmasına da izin verilmiyor. Şimdi bakalım ne oynanacak. F alır E3. Atı da şah çekerek almak istiyor siyah. Vezir E6 şah. Kale A8 istemedi. Daha fazlasını istiyor. Çünkü şah D8'e vezir E7 mat var. Şah F8 zorunlu. Kale alır D7. Şimdi vezir F7 şah. Ve mat tehdidimiz var. E alır F2. Burada dikkat etmesi gerekiyor beyazın. Çünkü şah alır F2'ye, vezir alır C5 ve sanırım orada sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir beyaz. Şahının pek fazla güvence sağlayacak bir taşı olmadığını görüyoruz savunmada. Dolayısıyla şah F1. Böyle bir şeye izin vermeye gerek yok. Vezir E8. Peki şimdi ne yapılacak? Siyah hem materyal üstün hem de savunmada aslında birçok taşı var ama şahının konumu talihsiz. Ve beyaz da bunu çok güzel cezalandırıyor. Kale F7 şah. Bir kale daha feda ediliyor. Vezir alır F7. Vezir C8 şah. Tek hamle vezir E8 ve D7. Evet. Beyazın artık feda edecek taşı kalmadı ama artık taş feda edemiyorsak bari biraz taş kazanalım diyor. Tabii ki bir espri ama bakalım oyun nasıl devam etmiş. Şah F7, D alır E8, veziri terfi ederek şah çekiyorum. Kale alır E8, vezir B7 şah, kale E7 ve bir kere daha. Yani terfi eden vezir de feda ediliyor. Bir olağanüstü bir oyun gerçekten. Nitekim bu oyun 59. informatörde en değerli, en güzel parti ödülleri sıralamasında ikinci sırada yer almış. Yani öylesine de güzel bir oyun. Siyah vezir alacak hali yoktu çünkü vezire çıkması engellenemiyordu B piyonunun. O yüzden E4 oynayıp file 5 savunmasıyla veziri istemiş oldu. C7, tehdit C8 vezir. E3, böyle karşı fedalar da aslında oyunun güzelliğini birazcık daha estetik olarak arttırmış oluyor. Vezir D5 şah. Çünkü vezire çıksaydık E2 E1 siyah mat yapacaktı. Şah F6. Vezir D6 şah. Şah F7. Vezir D5. Burada bir gitgeller olmuş ve vezir E7. İnanılmaz bir şey. Yani bütün taşlar feda edildi oyun boyunca. Şah E7, şey C8 bir kere daha vezir. Artık bu veziri feda etmeyeceğiz. Ama zaten avantajlı konumu için yeterli bu durum. Siyah fil H6 oynamış. Vezir C5, vezir B5, vezir B6. Şah çekerek piyonu almaya çalıştı. Ona düşmeyince siyah bu sefer çifte tehditlerle sonuca gidilmek istendi. E2, son numaraları siyahın.
Şimdi şah e2, at f4 beyinler olduğu için şah alır f2 zorunlu. Fil e3 son numaralardan bir tane daha şah alır e3'e e1 veziri çıkacak. Şah alır e2'ye de at f4 var ama şah e1 sonrasında siyah terk etmiş. İşte böylesine etkileyici örnekler bulmak istiyorsanız Agresif Satranç kitabı sizin için çok güzel bir kitap. Umarım siz de bu kitabı eğer tanışmadıysanız kütüphanenize almak isterseniz önümüzdeki hafta yeni bir video, yeni bir kitap videosuyla sizlerin karşısında olmaya çalışacağım. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.